koyun eti. Ondan anlıyorsunuz yani. Yani koyunun akciğerinden yapılıyormuş. İran'ın meşhur yemeklerinden bir tanesi. Tamam ben ama bana koyunsuz etiler. Hemen arkadaşlar. Yalnız şu tatlıdan daha fazla bayram. En iyi yöntemi buzun içinde 4 saat bekletmek olması. Önceden demlediğimiz tatlını. Herkese merhaba, İran'dan sevgiler, saygılar. Umarım keyifler yerindedir. Şu anda biz eski İsfahan'dayız. Burada Safavi ve Kaçarlar döneminden kalan eski evleri restore edip restoran, kafe ve otel olarak kullanıyorlarmış. Şimdi onlardan bir tanesine geldik. Burada İran'ın güzel lezzetlerini deneyeceğiz birazdan. Böyle duvarlara eski fotoğrafları yerleştirmişler. Bahsettiğin Şah dönemi mi acaba? Kaçarlar dönemi. Giymiş Kaçarlılar burada döneminde peçe. Kadınlar çarşaf giyiyordu ve peçe takıyorlardı. Peçelerinin rengi de beyazdı. İnçtir, içerisi dışarıdan daha soğuk. Aa, çok güzel. Selam, merhaba. Selma, selam. Selam. Hubi. Hoş geldin. Tarihi evin bir kısmı Kaçarlılar dönemine ait, bir kısmı ise Safeviler dönemine ait. Girişte gördüğümüz fotoğraflar ise İsfahan'a ait ama sahibinin akrabaları değil. Genel olarak İsfahan'a. Genel fotoğraflarmış onlar. Bir şey okumuştum. Bu mesela renkli oluyor ya, kırmızı, yeşil. Aslında böceklerin girmesini engelliyormuş. O yüzden kullanılıyormuş ama aynı zamanda tabii çok da hoş bir görüntü var. Ve bu gördüğünüz normalde geçmişte şarap yapımı için kullanılıyormuş. Ama rehberlere sorarsanız aslında size diyecekler ki bunlar turşu için kullanılıyor. Ama bunların küçükleri turşu için kullanılıyormuş. Hatta Zerdüşler de hala beraber şarap üretiyorlarmış. Bu odalarda bulunanlar da bu ansiklopedilerde içerisinde yer alan o zamanın haberleriymiş. Otelin içerisinde birçok böyle seçenek var. Mesela şimdi yine başka bir odanın içerisindeyiz. Burada da yine iki tane ayrı yatak var. Ne çayıymış bu? İçinde safran, kakule ve tarçın varmış. Eşim. Nebat şekeri bana çok tatlı geliyor ya. Sen ballı gibi. Elleriniz ağrımasın. Çayın tadı evet gerçekten hafif. Bence safranlı şeyler de çok güzel. Safranlı çay da çok güzel. Genelde rengi böyle oluyor. Şimdi yemeğimiz geldi normalde ama hava biraz soğuduğu için, yemeğimiz soğumaması için aşağı tarafta başka bir bölüm varmış. Orada yiyeceğiz. İlk yemeğimiz biryan. Bu özellikle İsfahan'da çok fazla tüketiliyormuş. Bu eti tarçınla, iki tarafına tarçın döküyorlar ve o şekilde pişiriyorlar. Bu da akciğer olması lazım. Böyle baharatsız bir şekilde oluyor. Ben böyle tadını hafif kokoreçe benzetmiştim ama baharatsız olanı. Aslında Farsça'da akciğer riye demek. Bana orada beyaz ciğer dediler tercih olarak. Şu anda da beyaz ciğer diyorlar. Riye demiyorlar. Yani akciğer değil. Aslında öyle oluyor. Elan in riye hesaplamış. Are. Şoş. Riye. Riyeyi kostan. Bende. Koyunun akciğeri. Onun içinde süzme yoğurt var, boyun eti var, safran var ve biraz da şeker. Hafif tat. Bu İsfahan'a özgü. Adı Horeşmaz. Horeşmaz. Bu da İsfahan'a özgü. Bir yanda. Bir yanda İsfahan'a özgü. Şu salatta salat şirazi deniyor. Şiraz salatası. Bizim bu çoban salatası aslında. Soframızdaki yemekleri baştan bir söyleyeyim. Burada bir yan var. İsfahan'a özgü. Burada kebabımız var. Lokma kebabı mı yoksa başka bir kebap mı? İran kebabı. İran kebabı. Turunç. Bunu kebabın üstüne döküyorsun. Tamam. Yeşillik. Yemeğin yanında yeşillik tüketiyorlar. Bir de İran'da genel olarak geleneksel bir yemek türü. İşte safranlı pilav, kebap ve yanında da közlenmiş domates oluyor. Böyle dışarıda da böyle turşu da koyuyorlar. Yağı bastırması için bu tür yemeklerde yanında ya turunç ya da limon oluyor ki bu içerisindeki yağın tadını çok fazla almıyorsunuz. İlk başta şununla başlayacağım. Şöyle yemeği de göstereyim. Aslında ben İsfahan'a ilk geldiğimde Berna bana yapmıştı, tadını biliyorum ama buradaki nasıl bir ona bakayım önce. Bu daha koyuymuş. İlk yediğimde de aynı tadı almıştım. Böyle şeker tadı çok baskın geliyor bana göre. Belki de ben şeker şeyleri az tükettiğim için de olabilir. Boyun dedikleri şey yani eti, şu şekil var ya kaldırdığınızda.
ondan anlıyorsunuz. Yani yoksa ağza gelen böyle tad olarak direkt bu boyun eti diyebileceğim bir şey yok. Daha çok burada meze gibi aslında yemeğin yanında tüketiliyor. Kırmızılıklara Farsça'da zereşk diyorlar. Yani berberi sonlar. Bu işte akciğer, yani koyunun akciğerinden yapılıyormuş. İçerisinde hiç baharat yok. Yani çok fazla baharat kullanmıyorlar. O yüzden yerken böyle bir... Eğer çok da fazla böyle sakatat sevmiyorsanız biraz sizi zorlayabilir açıkçası. Tabii normalde şimdi pide içerisinde yemek lazım. Biraz daha baharat değil de bir yeşillik var galiba farklılık olarak. Diğerinde sadece et ve tarçın vardı. Bunda içine başka şeyler de katmışlar. Tadı bir tık daha farklı geldi diğer yerde yediğimiz zaman. Burada tabii diyorlar ki pilavsız İran olmaz. Bizdeki pilav daha yağlı olduğu için belli bir zaman sonra pilavı yerken tıkanabiliyorsunuz. Ama burada mesela yağ oranı çok daha az olduğu için daha fazla pilav tüketebiliyorsunuz. Bu İran pirinci. İran pirinci çok meşhur, çok güzel kokuyor. Ve bunu bizim gibi aslında pişirmiyorlar. Öncelikle makarna pişirecek gibi su haşlanıyor. Sonrasında biraz pirinçler o suya koyuluyor, süzülüyor ve sonrasında o şekilde demleniyor. Altına da ya ekmekten ya da patatesten. Onu mutlaka gösterelim. Hatta Berna bize yapsın. Gitmeden. Tamam, yaparım. Ben patateslisini çok seviyorum. Çok güzel, çünkü böyle altı ve çıtır çıtır oluyor. Hem de Berna'da özel o tarifi almış oluruz. Yapmak isteyenler, denemek isteyenler olursa yaparlar. Şimdi İran lezzetlerini tatmaya devam ediyoruz. Çok güzel, tarihi bir yere yemek yemeye geldik. Önümde aş var. Bu İran'ın meşhur yemeklerinden bir tanesi. İçinde erişte var ve benim en sevdiğim kısım, üzerine böyle soğanları kızartıp döküyorlar. O kısma bayılıyorum. Bu beyaz olan şey de kuru şeyden yapılıyordu değil mi? Yoğurdu kurutuyorlar. Aynen. Açıkçası pek benim damak tadıma uymadı. Ama genel olarak erişte kısmı falan çok güzel. Bu aşı renginin böyle yeşil olması gerekiyormuş. Hatta ilk gün yediğimde abla çok yeşil olmadı diye şey dedi. Olmadı falan dedi. Bunun usulü yemyeşil olması lazım. İçerisinde dediğim gibi fasulye, erişte falan var. Ama en güzel kısmı kesinlikle bu soğan. Bunu da Berna'ya soracağım. Bunu şimdi söylerken biraz zorlanıyorum. Keşke bademcan, patlıcan ve keşk, yani kuru yoğurt var. Yanında da burada biliyorsunuz ekmekleri böyle lavaş şeklinde tüketiyorlar genellikle ve çok fazla yeşillik tüketiyorlar. Ve yemeğimizin yanında da buraya gelip tüm gezginlerin denildiği bir şey var. Alkolsüz bira. Aşırı popüler. İçerisinde hiçbir şekilde alkol yok ama şişesi falan baya böyle normal bizim ülkemizde de tüketilen bira şeklinde. Ya mesela köpürmesi bile gerçekten biraya benziyor. Bu limonlu. Sadeleri var ama beğenmezsin diye limonlu söyledim. Bunun ayrıca zaten şeyleri de var. Birçok farklı işte meyveli kısmı da var. Ama gerçekten soda. Bizim bildiğimiz limonlu soda. Ama bunun bir de üzümlüsü var. Üzümlüsü biraz bana şüphe uyandırıyor aslında. Tadı ama biraz farklı. Limonlu soda bu arada. Bayağı limonlu soda. Hiçbir farkı yok. Onun gibi biraz ama şey var. Bu markadan kaynaklı mı? Çünkü normalde oluyor. Nasıl yani? Ama bana alkolsüz dediler. Şeyma soda gibi dedi. Şimdi dedim güzel bakayım tadına. Ama bu böyle. Gerçekten. Bu soda gibi değil mi? Marka böyle. Şu ana kadar ben bu markadan içmemiştim zaten. Diğer markalar farklı. O zaman şu marka tam soda gibiyse biz o zaman bir tane daha deneyelim. Bakalım. Sana diyor ki aç diyor. Yok yok, kapatın. Bakın herkes sırada. Burası bayağı kalabalık. Bir de benim Türkiye'den olduğumu öğrenince bayağı bir. Normalde isim falan yazdırmak gerekiyormuş buradan. Selam. Çahaber. Bize sıra gerçekten. Turkey, İstanbul. İstanbul, so beautiful. Travel about
3 years ago. Ah, you have been in Istanbul. Ah, yeah, oh, love it. Yeah, oh, beş akım verdin siz kucak. Antalya. 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 Ya dostum. Baş hem İran hem Cihaz yap. Ayrıca boroş var. Baba geliş ya bu ne? Ayrıca. Mardom Ali hem sarmayacak. Ne yaşıyor ne? Antalya. Hello. Hello. Yeah, yeah, I see. Ah, maşallah. No problem. Every size has the identity. Look at this. Hadi bakalım, şimdi içeriye giriyoruz. Kalabalık. Şöyle geçelim. Burası mı? Maşallah, çok küçük. İçerisinde yine nane falan var. Bir şey oluyor. Bu da tatlı. Oo. Tatlımız gerçekten güzelmiş. Çok şerbetli. Şimdi sen bundan bir tane yesen seni keser. Ama ayranla birlikte bunu yersen bunun tamamını bitirebilirsin. Hamur kızartması böyle çok şekerli bir şerbetin içerisine koymuşlar. Ama şerbeti sanki üzerinde donmuş gibi bir tadı var aslında. Böyle ağzınızda çıtır çıtır bir tat geliyor. Ama gerçekten çok şerbetli. Yani birazcık da bana şey tadı verdi aslında. Tulumba. Değil mi? Böyle hafiften tulumba tadı geliyor. Hem çıtırlık ve hem de şerbetinden dolayı. Ama tulumbaya göre şerbeti daha ağır. Hemen arkasında ayrı. Yalnız şu tatlıdan daha fazla bu ayran. Bir tane çay basamam yani abozağı. Fark olarak normalde burada ya sarımsak ya da sarımsak yüzü falan atıyorlar genelde ayranların içerisinde. Ama bu tabii tatlı yanında olduğu için sadece nane koymuşlar. O zaman bize afiyet olsun. Herkese tekrar merhaba. Evet, Berna'nın evine hoş geldiniz. Geçen bir canlı yayında Berna'nın ev turunu istemişlerdi. Şaka bir yana, bugün İran'ın diğer lezzetlerinin tadına bakacağız. Berna bizim için çok güzel İran yemekleri hazırlayacak. Tahçin morg yapıyoruz. Morg, tavuk demek. Tahçinde yapacağımız yemeğin adı. Öncelikle ben tavukları pişiriyorum. Su koydum. Su kaynadıktan sonra önceden ısladığımız pirinçler pişireceğiz ama çok az. 3 dakika ya da 5 dakika olacak. Pirinçler tam pişmeden biraz diriyken hemen onu süzeceğiz ve sonrasında neler yapacağımızı gösteririm. Tamam. Burada ben istediğim baharatları katıyorum. İran'da genelde baharatsız yapıyorlar ama tavuğa biraz zencefil katacağım. Hem faydalı hem de tavuğun o kötü kokusunu alıyor. Hem suya hem de pirinci öncesinden tuz attım. Şimdi pirinci süzüyorum. Şimdi biraz yoğurt ekliyoruz. Bu biraz daha böyle şey, kıvamlı bir yoğurt gibi ama, değil mi? Size bu göre. İran'da meşhur bir yoğurt. Tadı gerçekten çok güzel. Normal yoğurtla da yapılıyor ama bu yoğurtla yaptığımda daha lezzetli oluyor. Biraz yağ ekliyoruz. Tavuklarımız pişiyor. Yine sarımsak attık. Birazcık da yağ. Bir tane yumurta kattım. Ben normalde yumurtasız yapıyorum. Daha hafif oluyor. Ama orijinalinde yumurta katıyorlar. En önemlisi safran. Evet, geldik işte İran denilince akla gelen kısma. Önceden demlediğimiz safranı içine katıyoruz. Demleme işlemi nasıl oluyor? Öncelikle safran havanında safranları pudra haline getiriyoruz. Sonrasında ise iki işlem oluyor. Bir sıcak suyla demlenebiliyor. Bir de buzla. Buzlu olan daha iyi aslında ama şimdi vaktimiz olmadığı için ben sıcak suyla demledim. Safran satıcısıyla konuştum. En iyi yöntemi buzun içinde 4 saat bekletmek olduğunu söyledi. Miskal olarak kullanılıyor safran. Yani elimizde birazcık alıyoruz. Ben suyunu azalttım, koyu renk çıksın diye. Normalde İran'da safran pahalı olduğu için o kadar aşırı da katmıyorlar ama
Ben safranın hem tadını hem de rengini beğendiğim için elimi kısmıyorum. Taraftan da atalım. Lezzetli olsun. Demlediğimiz tüm safranı kullandık şu an. Şu an aynen. Hazırladığımız ama tam olarak da pişmeyen pirinçleri bu hazırladığımız sosa ekliyoruz. Sosu her yere yedirmemiz gerekiyor. Yumurta atıyoruz ya, bunu kabartıyor biraz. Bu tamam, işlem bitti. Şimdi en önemli kısma geliyoruz. Çünkü fırına koyacağız. Ha. Yarısını alta döküyoruz. Her yere yaymamız lazım. Şimdi bu bir şey var, bunu da söylemem lazım. Safranın sakinleştirici bir özelliği var. Ve çok güldürüyor. Neşelendiriyor aslında. Ben bir gün, yani ruhani değildim. Gerçekten safran tükettikten sonra bir anda neşelendiğimi fark ettim. Safranın da çok herkesin bilmediği, daha doğrusu İranlıların bildiği de turistlerin bilmediği bir özelliği daha var. Bu özellik de ne? Safran çocuk düşürüyor. Bunu bilerek söylüyorum çünkü turist olarak İran'a gelirseniz işte safranlı şerbet, safranlı şu, safranlı bunu... Çay bile safranlı, öyle söyleyelim yani. Aynen, bunlara tüketeceğiniz zaman dikkatli olmanız lazım. Yani bir kadın eğer hamile olduğundan şüpheliyse ya da hamileyse tüketmesin. İran'da hamilelere safran vermiyorlar. Hatta sosyal medyada bunun şakası bile var. Şimdi bunu fırına veriyoruz. Bu elimizdeki nebat safran olduğu için değil mi içinde? Evet, normalde nebatın rengi beyaz. Bak bunun üzerinde, şöyle göstereyim. Bunun üzerinde safran parçacıkları var. Sana kadınların çok sorulacağı soruları soruyorum. Kaç dereceydi fırın? 225 derece. 225 derece. Ve 45 dakika. Yani ben hep şey... Hiç kural tanımıyorum. Kafaya göre yapıyorum her şeyi. Ben genelde kuralları takip edip yaptığım için ondan soruyorum. Kaç derece yapacağız? Ne kadar süre bekleteceğiz? Ne koyacağız? Şimdi 45 dakika sonra tenceremizi fırından çıkardık ve sonra ters çevirdik. Şekli de böyle oldu, pasta gibi. Maydanozla süslüyorum bir tarafını. Ceviz ve fıstıkla süslüyorum. Ben sana keseyim. İran'da ayrı bir güzel. Ben çok seviyorum bu ayrı. En güzel yemeğini yiyeceğiz şimdi biz. Yöresel bir tat var. Meze diye geçiyor aslında herhalde. İçerisinde zeytin var. Nar ekşisi kullanılıyormuş. Yine sarımsak var. Ceviz var. Nane ve maydanoz. İran'ın Gilan ve Mazenderan eyaletine özgü. Adı neydi? Zeytunperverde. Hepsinden alayım. Beğendin mi? Çok güzel. Çok beğendim. Şu size menünün de tadına bakarsan. Ben safranlı pilavı çok sevdim. Tavukta seven biri olarak. Bu semenu. Bunun içerisinde buğday filizi, su ve un. Biraz daha böyle pekmez kıvamı gibi. Pekmeze benziyor görüntüsü. Hatta tahin pekmeze daha çok benziyor. Karışık. Tatlı ama içinde şeker yok. 2 gün sürüyor onun pişirilmesi. Sadece Nevruz'da yapılıyor. Tahin, yani görüntüsü öyle ama tadı tahin pekmez değil de başka bir şeye benziyor. Azerbaycan'da, İran'da, sonra Özbekistan, Kırgızistan'da var. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.